Koroğlu der, Mirza gele, han gele. Hele babam, han gele. Eski kuşaklar Hasan Mutlucan'ı darbe günlerinde TRT'den yankılanan kahramanlık türküleriyle tanıdı. Bu yüzden çoğu kişi onu yanlış tanıdı. Darbecilere destek olduğunu zannetti. Halbuki o da bu durumdan çok rahatsızdı ve bu nedenle küskün ve kırgın öldü. Ben dedim TRT'ye telefon ettim. Ben TRT diye bir kurum tanımıyorum. Sizlerin beni halkıma yanlış empoze ediyorsunuz. Babası Rizeli bir kaptan, annesi İzmirlidir. 1 Mart 1926'da İzmir'de doğar. 6 yaşına geldiğinde babası vefat eder. Annesi başkasıyla evlenir. Hasan Mutlucan 13'ünde İstanbul'un yolunu tutar. Dekoratör olarak çalıştığı tiyatroda bir oyuncu rahatsızlanınca onun yerini alır. O gün Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çeker. Başka roller de verilir. Konservatuvara gider. Efendim aşkında Efe'yi oynuyorum. Gül Fatma'da Belalı Kadri'yi oynuyorum. Kerem Aslı'da Kerem'i oynuyorum. Sonra operet kumpanyasıyla Anadolu'yu gezer. Davudi sesi yavaş yavaş fark edilir. Ama o opera yerine türküleri tercih eder. 26 yaşında halk müziği dersleri verdiği bir öğrencisinin arkadaşı olan Keriman Hanım'la evlenir, bir erkek, 3 çocuğu olur. Hasan Mutlucan, 1951'den 1962'ye kadar TRT sanatçısı olarak çalışır. Sonra istifa eder. Nedenini yıllar sonra, maalesef politik sebeplerle, diyerek açıklar. 1973 yılında Davudi sesi TRT radyosunda yankılanır. Türkülerini bilmeyen yoktur artık. Aynı yıl Kahramanlık Türküleri adıyla bir kaset yapar. Siyasi atmosferin rüzgarıyla o türküler her yerde çalınır. Çünkü Kıbrıs'ta tansiyon giderek yükselir ve savaş kapıdadır. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Temmuz 1974'te o türküler Kıbrıs Harekatı'nın simge marşı olur. Askeri araçlar adaya onun türküleriyle çıkarma yapar. Hasan Mutlucan o askeri harekatın adeta bir parçası olur. Hasan Mutlucan böyle milli bir olayın sesi olduğu için memnundur. Ancak bu hep böyle sürmez. 70'li yılların şiddet olayları 12 Eylül 1980 darbesiyle noktalanır. Darbe sabahı Kenan Evren çıkıp yönetime el koyduklarını açıklar. Silahlı kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Kenan Evren'in açıklaması sonrası darbecilerin isteğiyle TRT Hasan Mutlucan'dan habersiz onun türkülerini yayınlar. Hemen her gün "Şimdi Hasan Mutlucan'dan türküler" anonsu yapılır. Ardından da Mutlucan'ın "Yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı. Görünüyor bize sefer yolları." sesi hafızalara kazınır. Darbeciler onun kahramanlık türküleriyle yaptıkları işi adeta kutsallaştırıp hiçbir sorun yokmuş gibi göstermeye çalışıyordu. Ama diğer yanda gözaltına alınan yaklaşık 1 milyon insan, işkenceler, idamlar ve toplumsal büyük bir travma vardı. Tüm bu karanlık tablonun fonunda da Hasan Mutlucan ve türküleri olunca halkın nazarında o da tepki çekiyordu. Neden böyle beni her yere kullanıyorlar diye üzüldüm. Bu durumdan rahatsız olan Hasan Mutlucan bir defasında TRT'yi arayıp tepkisini dile getirdi ancak kimse onu dinlemedi. Ben dedim TRT'ye telefon ettim, ben TRT diye bir kurum tanımıyorum. Sizlerin beni halkıma yanlış empoze ediyorsunuz. Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Hasan Mutlucan için bu durum üzüntü vericiydi. Darbelerin sesi etiketi onu adeta kendi sanatına, türkülerine küstürür. Sokakta yürürken önüne gelen "Karışık bir durum var mı?" diye sormaya başlar. Hep aynı cevabı verir. "Yahu ben genelkurmay başkanı mıyım? Ne bileyim?" Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Dönem darbecilerin hukuk ve demokrasiyi yok sayıp istedikleri gibi hüküm sürdüğü zamanlardır. Bu yüzden sesini çok çıkartamaz Hasan Mutlucan. "Sadece beni kullandılar. İtiraz etsem beni vatan haini ilan edeceklerdi" diyordu. Yıllar sonra darbeciler kenara çekilince Hasan Mutlucan bu konudaki rahatsızlığını daha çok belli eder. Bir röportajında içerisinde bulunduğu durumu bu sözlerle anlatır.
Dehşetli bozuluyorum. Çünkü darbe sanatçısı değilim. Ama yukarı kademelerden bazı kişiler beni maalesef kullandılar. Propaganda, reklam vasıtası yaptılar. Faşistlere mal etmek istediler. O türkülerden soğuttular beni. Ben kimsenin adamı değilim. Halka türküler okuyan biriyim. O türküler, ecdadımın kahramanlık öykülerini anlatan menkıbelerdi. Küskünüm efendim. Dağlı da yavrum kırpık meşeli, etrafı da mor menekşe döşeli. Hasan Mutlucan küskündür. Çünkü sonraki yıllarda da hem sesi hem resmi darbe ile ilgili olaylarda kullanıldı. Parodilere bile malzeme oluyordu. Örneğin Levent Kırca, bazı skeçlerinde darbe olduğunu anlatmak için Hasan Mutlucan'ın kasetlerini bulun ve derhal çalın, diyordu. Bir başkası, Güney Afrikalı birinin kılığına girip, TRT'ye gidip, ulusal kurtuluş mücadelemiz var da Hasan Mutlucan'ı biraz ödünç alacaktık, şakası yapıyordu. Hasan Mutlucan'ın siyasette yüksek makamlarda gözü yoktu. Milletvekilliği teklif ettiler, reddettim. Sanatkar doğdum, sanatkar öleceğim, diyordu. 27 yıl İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda görev yaptıktan sonra emekli oldu. Yazları Bodrum'a yerleşti ama ailece kalmak için yeterli parası yoktu. Oradaki bir dostunun yardımıyla seyyar tezgahta çiğ börek yapıp sattı. Boş zamanlarındaysa Seferihisar'da hobi balıkçılığı yapıyordu. Hasan Mutlucan, 12 Eylül darbesinin 26. yılına denk gelen 2006'da ilerleyen yaşına rağmen tekrar stüdyoya girdi. Anadolu'dan Türküler albümünü çıkarttı. Gayesi, militarizm ve darbenin gölgesi üzerinde olmadan gerçek sanatını, türkülerini yeni kuşaklara göstermekti. Anadolu'nun bütün yörelerinden türkü söylerim. Repertuarım geniştir. Hasan Mutlucan, ömrünün son yıllarında Alzheimer hastası oldu. İnsanın tüm anılarını, mazisini silip götüren bu hastalıkla uzun süre mücadele etti. 28 Aralık 2011'de 85 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasan Mutlucan'ı 60 yıllık eşi, çocukları, torunları ve çok sayıda dostu Çekmeköy Mezarlığı'nda uğurladı. Hasan Mutlucan, darbe sabahlarının demokrat türkücüsüydü. Repertuarı çok geniş olsa da sadece o türkülerle tanındı. Sanatı, şöhreti kendisine adeta üzüntü kaynağı oldu. Demokrat ve militarizm karşıtı olmasına rağmen yıllarca çoğu kişi darbecilere destek olduğunu zannetti ve bu nedenle küskün ve kırgın öldü. Son isteği yeni kuşakların gerçeği bilmesiydi. Bu çalışmamızda bir nebze de olsa işte o vasiyetini yerine getirmek istedik. Silahına güvenen beyler nice oldu. Emmim dayım diyenlerin nice oldu. Sırtı boz yamçılı beyler nice oldu.